Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Videoma başlamadan önce hepinizin beraat gecesi mübarek olsun. Yaptığınız ibadetler ve dualar kabul olur inşallah. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Cumartesi günü akşamı 3,5 saatlik bir yayın oldu. Benim sonradan haberim oldu. Biraz geç girdim yayına. Joku ve Derin Darbe. Joku kanalını da tanımıyordum. Bu sayede keşfettim. Gerçekten şeyini çok beğendiğim bir arkadaştı. Tavsiye ederim izlemenizi de. Derin Darbe ile beraber bir söyleşi yaptık. Bütün YouTuber'ları toplamak gayesinde. Bana ulaşmadılar ama ben kendim buldum, girdim. Gerçi beni ilgilendiren bir konu değildi. Çünkü benim böyle bir sponsorluk veya PVP tanıtımları ile ilgili hiçbir güne kadar bir girişimim olmadı. Yapmadım da. Buradan 3,5 saatlik bir yayın olduğu için ben size şeylerini kısaca özet geçmek istedim. Birçoğunuz izlemekten sıkılmış da olabilir veya kotası yetmediği için izleyememiş de olabilirler. Ben size hemen kısaca maddeler halinde bunu açıklamak istiyorum. Birinci madde Bonus Gamer, yani Görkem'in hesabının banlanma konusuydu. Görkem'in hesabı Almanya'da Gameforce şirketine direkt yapılan bir şikayet nedeniyle hesabı banlanmış. Banlanma sebebi de sponsorluk aldığı sitedeki yank satışının veya diğer item satışlarının nasıl yapılacağını direkt olarak göstermesi sebebiyle banlanmış. Cuma günü Derin Darbe'ye gelen talimatla bütün sponsorluk anlaşmaları olan ve PVP tanıtımı yapan YouTuber'ların TR'deki hesaplarının kapatılması yönünde talimat geldiği halde Almanya'da 4 gün tatil olması nedeniyle Derin Darbe bu hesapların kapatılma olaylarını ertelemiş ve biz yayıncıları ekstra tanıdığını söyledi. Şimdi bana burada yalaka falan diye ithamlarda bulunuyorsunuz da ben sadece size bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bu tür ithamlarda bulunan arkadaşları engelleyeceğim yine kanalımdan ve eleştirebilirsiniz ama uslubunuzu koruyarak eleştirin arkadaşlar. Lütfen araya da bunu parantez olarak koyayım. Ve cuma günü bu talimat yerine önüne getirmeyip bize yayıncılara salı gününe kadar, yani yarına kadar, 1 Mayıs'ta dahil 2 Mayıs itibariyle başlıyor sanırım. 2 Mayıs itibariyle bize süre tanınmış. Derin Darbe'nin söylediği bu. Bu süreden sonra hala PVP tanıtımı veya sponsorluk anlaşmalarına devam eden yayıncılara öncelikle uyarı cezası vereceğini, sonrasında da kapatacağını söyledi. Sonrasında GameGuard ile GameForce'un sözleşmesi bitmiş arkadaşlar. Artık yeni bir koruma programına geçiyor. Bunda zaten birçok kişi oyuna geçenlerde test edilmiş bu program. Ve bu yüzden de birçok arkadaşımız oyuna giremedi. GameGuard hatası aldığını söylemişti. Sanırım bundan kaynaklanan bir hataydı. Bu da düzeltilecek sanırım büyük bir ihtimalle. Ve bu yeni koruma programı Ramazan ayı etkinliğinde oyuna entegre edilecekmiş. Ramazan yamasında bu yeni koruma programı GameGuard yerine başka bir koruma programı entegre edilecekmiş. Diğer bir konu, yayıncılar ya sadece Metin 2 TR video satacaklar kanallarına ya da sadece PVP çekip TR'de an video atmayacaklar. İki ayrılacak. Yani ya PVP oyuncular olacak ya da sadece TR oyuncuların olacaklar. İkisinden birini seçmek durumundalar bu saatten sonra. Ama PVP çekip de TR'de devam ederlerse TR'deki hesapları ban yiyecektir. Ama benim aklıma takılan bir konu vardı. Onu sormayı unuttum. Şimdi PVP videosu çeken bir arkadaşımız TR'deki hesabıyla video çekmiyorsa acaba bu banlanacak mı? Bunu merak ediyorum. İnşallah Homo Derin Darbe buna da cevap verir. Artı bir yani şey daha, alternatifi daha olabilir. Adamın kanalının bir tanesinde iki tane kanal açar. Birinde TR video satar, diğerinde PVP video satar. Buna da engel olabilirler mi bilmiyorum. Artı canlı yayınlarda biliyorsunuz bağış sistemi var. Bağış sisteminde
bazı sitelerin amblem veya logosu veya şeyi gözüküyor. Bunlar konusunda herhangi bir yaptırım olmayacağını söyledi Derin Darbe. Artı sunucu birleştirmelerinin 2018 yılının içerisinde yapılacağını fakat henüz bir takvim oluşturulmadığını en kısa zamanda inşallah olacağını söyledi. Artı hesap paylaşımı konusunda çok dikkat etmemizi söylüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle hesap paylaşımı yapıp da herhangi bir cezaya maruz kaldığınızda Gameforce ekibi olarak yani Metin 2 ekibi olarak destek verilemeyeceğini veya sınırlı bir destek verilebileceğini söylendi. Biliyorsunuz ben bana diyorsunuz ki abi hesabıma gir, bende metal var at. Ben girmiyorum. Kesinlikle girip de birisinin hesabını almıyorum. Bunu yapan yayıncı arkadaşlarımız var. Onlara da dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bir de hesap devirleri konusunda konuşuldu. Hesap deviri yapılırken arkadaşlar mutlaka videoya çekin. Bunu Derin Darbe kendisi olarak uyardı. Eğer videoya çeker bunu ispatlarsanız ben size yardım ederim. Ama videoya çekmez de ispatlayamazsanız kesinlikle ve kesinlikle benden yardım beklemeyin diyor. Yani hesabınızı devrederken mesela 10 bona devrettiniz. 55 level bir çarınızı devrederken 10 bonda aynı anda hesap devrini alıp 10 bonda verin karşınızdaki kişiye ki bunu videoya da kaydedin. Elinizde mutlaka dursun. Yani bu şekilde yaparsanız aldığınız hesap banlanmaz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Artık bunun da tabii suistimal edenler olabilir. Onlara da bir şey diyemem. Nasıl bir Metin 2'nin yönetimi şeyi vardır, incelemesi vardır onu bilmiyorum. Ama dikkat edin. Hesap paylaşımından kaçının. Artı buraya not almadığım bir konu vardı. Ben şöyle bir talepte bulundum Derin Darbe'den. Hatta önceki videomda da belirtmiştim. Bu item satışları için Metin 2 kendi içerisinde bir sistem oluşturabilir mi diye sordum. O da biz bunu teklif ettik. Hala da etmeye devam ediyoruz. İnşallah bir gün olacaktır. Ben de bunu çok isterim dedi. Ve böylece item alışverişi yapan sitelerin önüne geçmiş olunacağını söyledi. Bir diğer sorum da Derin Darbe'ye neden direkt yayıncılarla uğraşmaktansa bu yan satan işte hile programlarını satan sitelerle direkt Gameforce uğraşmıyor diye sordum. Uğraşıyor fakat bu çok uzun bir süreç. Gerekli hukuki mücadeleler devam ediyor. Ama sonuç almak çok uzun zaman aldığı için bunlar direkt yansımıyor diye konuştu. Tabii internet üzerinde Engin Deniz adam Almanya'da açıyor bu siteyi. App satmaya ama yank satmaya başlıyor. Birden oradan telif yediği zaman veya dava açıldığı zaman bu sunucusunu taşıyor bilmem Fransa'ya veya Doğu Blok ülkelerine bir yere taşıyor. Ve bu sayede kurtuluyor cezadan. Hala satmaya devam ediyor. Bu yüzden uğraşmak zor olduğunu söyledi. Başka aklıma gelen konular not almadığım neler vardı bilmiyorum. Bir arkadaşımız da şey demişti hatta ya ben bunu yaptım beni niye banlamadan bugüne kadar diye adama sordu. Yani sorulmayacak soru var sorulacak soru var arkadaşlar. Yani yayıncılarımız da bazen gerçekten oyuncularımız da bilinçli olmak zorunda. Hatta ben de alabilirdim bu sponsorlukları falan ama daha önceki Xenon'un banlanma olayından sonra ben açıkçası tırstım ve hiçbir şekilde almadım. İllegal olduğunu bildiğim konulara girmemeye çalıştım. Bir de gördüğünüz gibi bu işi herkes para için yapıyor arkadaşlar. Feryat Figan herkes ayaklandı gördüğünüz gibi. Ben bunu açık dille size daha önce söylemiştim. Ben bu işi para için yapıyorum. Yani game oyuna oynamanız, oyuna başlamanız
Benim için fark etmiyor. Cidden fark etmiyor. Yani oyuna başlayabilirsiniz, başlamayabilirsiniz. Siz benim videolarımı bir şeyler öğrenmek veya eğlenmek için izliyorsunuz. Ben de para kazanmak için video atıyorum. Bunlar karşılıklı çıkar ilişkisidir. Genforce'un da demek istediği bu. Ben size video çekmeniz için imkan tanıyorum. Siz de benim videolarını atarak oyuncu çekiyorsunuz. Bu sayede karşılıklı çıkar ilişkisi kuruyoruz diyor. Ve bu çıkar ilişkisini zedelediğiniz anda banlanırsınız diyor. Kısaca özeti, cumartesi günkü 3,5 saatlik yayının özeti bu arkadaşlar. Bilmiyorum, hatta bugün komple izledim 3,5 saatlik yayını. Acaba içinden neler var, neler konuşulmuş diye. 3,5 saatin kısaca özeti bu. Sizler de tekrardan izleyebilirsiniz. Alta Jogun'un ve Derin Darbe'nin videolarının linkini de bulabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.